Sevgili anneler, sevgili babalar. Bugün 21 Haziran 2021 Pazar Babalar Günü. Tüm babaların Babalar Gününü kutluyorum. Ancak özellikle kalbi çocuklarıyla birlikte atan, onlarla birlikte nefes alıp veren doğumsal kalp hastalığı olan çocukların babalarının Babalar Gününü bilhassa kutluyorum. Tüm çocuklar özel ve tüm doğuştan kalp hastalığı olan çocuklar daha da özel. Ama bunların içerisinde öyle bir grup var ki hepsinden de öne çıkıyor. Bunlar tek ventriküllü olan ve fontan dolaşımına ulaşan fontan dolaşımıyla yaşayan tek ventriküllü çocuklar. Ülkemizde yılda yaklaşık her yıl binin üzerinde tek ventrikül hastası olan ve fontan dolaşımına ihtiyacı olan çocuk dünyaya geliyor tahminen. Dünya üzerinde fontan dolaşımına sahip 70 binin üzerinde insan olduğu tahmin ediliyor. Yıllar önce bu yola çıkıldığında hepiniz biliyorsunuz ki bunların ameliyatlarının yapılması dahi çok zor, çok güç ve hayatta kalmaları büyük problemdi. Şimdi şükürler olsun ki görüyoruz ülkemizin birçok yerinde bu hastaların ameliyatları yapılabiliyor ve çocuklar tek ventiküllü çocuklar fontan dolaşımına tamamlanabiliyor. Fakat gördüğüm olay şu ki fontan dolaşımına tamamlandıktan sonra bu insanların özel oldukları tam olarak hatırlanmıyor ve hayatlarının geri kalan kısımlarında da özel bir ilgiye, özel bir bakıma ve bazen özel tedavilere ihtiyacı olduğu çok göz ardı ediliyor. Halbuki her yıl yapılan yeni ameliyatlarla fontan dolaşımı olan insanların sayısı ülkemizde giderek artmakta. Ve küçücük bir bebekken ortaya çıkan sorular ve sorunlar şimdi karşımıza minik beyler ve bayanların soruları ve sorunları olarak geliyor. Bunların hepsinin sorularının ayrı ayrı cevaplanması ve multidisipliner bir yaklaşımla ihtiyaçlarının karşılanması çok elzem bir hal almış durumda. Bunlar içerisinde büyümeleri, gelişmeleri, psikolojik yaklaşımları, hayata kazanımları, bağışıklık sistemleri, dolaşımla ilgili, kanamayla ilgili, böbrekle ilgili her türlü sorular ve sorunlar özel bir ihtimamla mutlaka gözden geçirilmeli ve takip edilmeli. İşte bu nedenledir ki bu artan grubun bir araya gelmesi, kendi deneyimleriyle başkalarına ışık tutmaları, başkalarının deneyimlerinden de kendisi gibi olanların faydalanmaları, aynı zamanda da profesyonel bir takımın, profesyonel bir ekibin yardımıyla bilimsel çerçevede yardımcı olunmaları ve yol tutulmaları için, yollarına ışık tutulmaları için biz tek ventikülde ve fontanla yaşam. Facebook grubunu kurduk. İnanıyorum ki bu grubun daha ileride daha büyük, daha kolektif amaçlara hizmet edeceği gerçeği e, gözümüzün önündedir. Şimdi bu grup hiçbir şekilde kar amacı gütmeyen, hiçbir şekilde sizin nerede tedavi olduğunuza, nerede ameliyat olduğunuzla ilgilenmeyen kişilerle ve kurumlarla değil, sadece ve sadece bilimsel gerçeklerle sizlere ışık tutmaya ve bilgi vermeye, aydınlatmaya, aynı zamanda sizin deneyimlerinizle kendimizi de geliştirmeye e, adadığımız, bunun üzere kurduğumuz bir grup. Siz de eğer deneyimlerinizi paylaşmak ve başkalarının deneyimlerinden de faydalanmak, aynı zamanda sizinle ilgilenen bilimsel bir multidisipliner ekibin yardımıyla yola devam etmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki gösterdiğim Facebook grubuna üye olun ve sizin gibi olan insanları da teşvik edin. Sonunda ortaya çıkacak olan bilgi birikimi sadece size değil sizin gibi olan birçok insana da yardımcı olacaktır. Tekrar babalarımızın gününü kutluyorum ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.